Merhaba. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. 4. sınıf sosyal bilgiler milli mücadele konusu. Milli mücadele konusu öğrencilik hayatınızın her evresinde karşınıza çıkacak, adınız gibi bilmeniz gereken çok önemli bir konu. Peki, milli mücadele nedir? Milli mücadele bizim kahramanlık destanımız. Milli mücadele bizim kurtuluş savaşımız. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın e, düşmanlardan yurdumuzu temizlemesinin hikayesi. Peki milli mücadele niye başladı? Kurtuluş Savaşı niye başladı? Öncelikle buna bakmamız gerek. Kurtuluş Savaşı'nı incelemeden önce. Tabii ki başrolde Mustafa Kemal Atatürk var. Öncelikle hepinizin çok iyi bildiği bir konudan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te oldu. Selanik şu an Türkiye topraklarında değil Yunanistan topraklarında ama 1881'de Osmanlı Devleti'nin topraklarında bulunuyordu. Mustafa Kemal öncelikle annesinin isteğiyle mahalle mektebine gitti. Ama babası daha modern bir okul olan Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmesini istiyordu Mustafa Kemal'in ve daha sonra mahalle mektebinden Şemsi Efendi İlkokulu'na geçiş yaptı ve Şemsi Efendi İlkokulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne başladı. Mülkiye ne demek? Resmi demek. Rüştiye ne demek? Ortaokul demek. Yani resmi ortaokula başladı. Ama Atatürk ne olmak istiyordu? Asker olmak istiyordu. O yüzden Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ni bırakıp Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yani Selanik Askeri Ortaokulu'na geçiş yaptı. Oradan mezun olduktan sonra Manastır Askeri İdadesi yani Askeri Lisesi daha sonra Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni bitirdi. Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak göreve başladı. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Trablusgarp. Trablusgarp Savaşı'na katıldı ve asıl konunun özüne geliyoruz yavaş yavaş. Birinci Dünya Savaşı. Nedir Birinci Dünya Savaşı? Adı üstünde Dünya Savaşı. Tüm dünya ülkeleri, birçok dünya ülkesi bu savaşa katıldı. İki blok oluşturdular. Birisi ittifak devletleri, birisi de itilaf devletleri. İttifak devletleri içinde Osmanlı Devleti'nin de bulunduğu Avusturya, Macaristan, Almanya ve İtalya'dan oluşuyor. İtilaf devletleri de Fransa, Rusya ve İngiltere'den oluşuyordu. Ama burada fark ettiyseniz İtalya'yı buradan buraya bir ok çıkardım. Çünkü İtalya savaşın başında İttifak Devletleri'nin tarafında olmasına rağmen savaşın ortalarında İtilaf Devletleri'ne geçiş yaptı. Peki Neler oldu bu Birinci Dünya Savaşında? Pek çok cephede bu ülkeler, bu devletler savaştı. Bizim savaştığımız cephelerden birisi ve en önemlisi de Çanakkale cephesi. 1915 yılında Çanakkale'de Çanakkale Savaşı yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk burada komutan. İngiltere ve Fransa Çanakkale'yi geçip Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul'a ulaşmak istiyor. Çünkü İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti. Bu yüzden İstanbul'a ulaşmak onlar için çok önemli. Ama Mustafa Kemal'in muhteşem askeri zekası sayesinde ne Çanakkale Boğazı'ndan ne de karadan Çanakkale'ye geçip İstanbul'a ulaşamadılar. Halkımız burada çok büyük bir direniş gösterdi Mustafa Kemal önderliğinde ve Çanakkale geçilmez sözü de işte buradan geliyor. Ama Osmanlı Devleti'nin savaştığı tek cephe Çanakkale cephesi değil. Evet burada çok büyük bir galibiyet elde ettik. Gerçekten bir destan yazdık. Ama daha pek çok cephede savaşıyorduk. Ve bunun yanında diğer müttefiklerimiz yani diğer ittifak devletleri de vardı. Onlar da farklı farklı cephelerde savaşıyorlardı. Ve bu cepheler kaybedildiği için Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Ve Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettiğimiz için 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Mondros Ateşkes Anlaşması şartları çok ağır olan bir anlaşma. Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı dağıtıldı. Limanlar, e, tren yolları kapatıldı, telgrafhaneler kapatıldı. Ve çok önemli bir maddesi var Mondros Ateşkes Anlaşması'nın. Eğer itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum görürlerse o bölgeyi işgal edebileceklerdi. Ve bunun sonucunda da ülkemizde işgaller başladı. Yunanistan İzmir'i, İngiltere Musul'u, Fransa Adana'yı, Antep'i, Urfa'yı, Maraş'ı, İtalya, Konya ve Antalya'yı işgal etmeye başladı. Bakın ne kadar ağır bir durum. Ordu yok. Telgrafhaneler yani iletişim yok. Limanlar, tren yolları yani ulaşım yok. Silah yok. Peki bu halk ne yapacak? İşte halk bunu yaptı. İşgallere karşı tepki olarak Kuvayi Milliye Birliklerini oluşturdu. Kuvayi Milliye Birlikleri düzenli ordu değil. Sadece halkın kendisinin oluşturduğu düzenli olmayan işgallere tepki olarak oluşturulan birlikler ve Kuvayi Milliye Birlikleri işgallere karşı direnmeye başladı. Ve Kuvayi Milliye Birlikleri Fransızları düzenli ordu olmadan sadece kendi başlarına Urfa, Urfa ve Maraş'tan kovmayı başardılar. Peki Kurtuluş Savaşı nasıl başladı? 19 Mayıs 1919'da artık bunu zaten adınız gibi biliyorsunuz Atatürk'ün Bandırma vapuruyla Samsun'a gelmesiyle Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Bundan sonra da Havza Genelgesi'ni yayınladı. Havza Genelgesi'nde ne var? İşgallerin protesto edilmesi söyleniyor ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Yani e, işgal ediliyor yurdumuzun dört bir köşesi bunu protesto edelim ve halkımızı bilinçlendirelim diyor. Havza genelgesinden sonra lütfen sıraları karıştırmayalım. Amasya genelgesi var. Amasya genelgesinde ülkenin içinde bulunduğu bu çok zor durumdan bahsediliyor. Kurtuluş Savaşı'nın nedeni, amacı ve yöntemi belirleniyor. Yani neden kurtuluş savaşı yapıyoruz? Ve nasıl yapacağız? Bundan bahsediliyor Amasya Genelgesi'nde. Amasya Genelgesi'nden sonra Atatürk Erzurum'da ve Sivas'ta kongreler düzenliyor. Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar vatan içinde bir bütündür ve parçalanamaz ibaresi var. Milli sınırlar ifadesi ilk defa Erzurum Kongresi'nde geçiyor. Erzurum ve Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Ankara'ya geliyor ve işte burada 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ülkenin dört bir yanından delegeler geliyor. Mustafa Kemal de Ankara'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Mustafa Kemal olarak seçiliyor. 23 Nisan 1920 çok önemli. Peki niye bu kadar önemli? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması çünkü demokrasi yolunda attığımız çok büyük bir adım. Ve şimdi gelelim cephelere. Nerelerde savaştık? Kimlerle savaştık? Bu cepheler nasıl kapandı? Onları konuşacağız. Öncelikle harita üstünden hemen bir bakalım. 3 tane cephe var. Doğu Cephesi, Güney Cephesi, ve Batı Cephesi. Ayrıntılı olarak hepsini konuşacağız. Batı Cephesinde Yunanlılarla, Güney Cephesinde Fransızlarla, Doğu Cephesinde ise Ermenilerle savaşıldı. O zaman ilk olarak Güney Cephesi ile başlayalım. Çok önemli soru olarak karşınıza kesinlikle gelecek. Güney Cephesinde Fransızlarla savaşıldı ama Güney Cephesinde düzenli ordu yok güney cephesindeki Tüm başarıları Kuvayi milliye birlikleri Düzenli ordu olmadan yani halk Kendi kendine Başardı Düzenli bir ordu yok komutan yok tamamen Kuvayi milliye birliklerinin başarısı Bu cephede Gaziantep Şanlıurfa ve Kahramanmaraş var eskiden isimleri Antep Urfa ve Maraş'tı Ama Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri, halkın gösterdiği çok büyük başarılar, kahramanlıklar için bunlara Antep'e gazi ünvanı, Urfa'ya şanlı ünvanı, Maraş'a da kahraman ünvanı verildi. Ve artık bu şehirlerin ismi Gaziantep, Şanlı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş oldu. Burada demiştik ki Kuvayi Milliye Birlikleri savaştı. Çok önemli Halk kahramanlarımız var burada Gaziantep'te Şahin Bey Urfa'da Ali Sahip Paşa Ve Maraş'ta da Kahraman Maraş'ta da Sütçü İmam Çok büyük Kahramanlıklara imza atmış Yurdumuzun Düşmandan temizlenmesinde Çok büyük başarılar elde etmiş Halk kahramanlarımız var Güney cephesi Düzenli orada olmadan kapandı Peki Doğu cephesinde neler oldu? Doğu cephesinde tekrar ediyorum Ermenilerle savaşıyorduk. Ve buradaki komutanımız Kazım Karabekir Paşa. Ermenilerle savaştı ve buradaki savaşı kazandık. Sonucunda Gümrü Anlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması çok önemli. Neden? Çünkü ilk defa Türkiye adı geçiyor bu anlaşmada. Eskiden Osmanlı Devleti'ydi biliyorsunuz. Artık Türkiye adı geçiyor. Türkiye adı geçtiği için Gümrü Anlaşması'nda Türkiye'yi tanıyan ilk ülke Ermenistan oluyor. Ve gelelim Batı cephesine. En çok savaş Batı cephesinde oldu. Birinci İnönü Savaşı, ikinci İnönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşı, Sakarya Savaşı ve en sonunda da büyük taarruz. Birinci İnönü Savaşı düzenli ordunun kazandığı ilk savaş, ilk zaferimiz. Birinci İnönü Savaşı ve 2. İnönü Savaşı'nda komutan İsmet İnönü. Savaşlar da zaten adını buradan alıyor. Bu savaşları kazanıyoruz. Daha sonra Kütahya Eskişehir Savaşı var. Kütahya Eskişehir Savaşı yenildiğimiz tek savaş. Kurtuluş Savaşı'nda. Tek yenildiğimiz savaş Kütahya Eskişehir Savaşı. Bundan sonra baktık yeniliyoruz. Ne oluyor, ne yapılıyor? Tekalifi Milliye Emirleri geliyor. Tekalifi Milliye Emirleri ne? Ordunun biliyorsunuz birçok eksiği var. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışız, yenilmişiz, yeni bir devlet kurmaya çalışıyoruz. Ordunun eksiklerini halk tamamlıyor. El birliğiyle tekalifi milli emirleri halkın ordunun ihtiyaçlarını karşılaması için çıkarılmış emirlerdir. Ve ne oluyor? Yenildiğimiz için savaşta Mustafa Kemal komutan oluyor Sakarya Savaşı'nda bir sonraki savaşta. Ve Sakarya Savaşı'nı kazanıyoruz. Mustafa Kemal'e gazi ünvanı ve mareşallik rütbesi veriliyor. Çok büyük bir rütbe askerlikte ve geriye ne kalıyor? Büyük taarruz. Yunanlılar artık İzmir'den denize dökülecekler. Büyük taarruzda ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri lafı Atatürk'ün büyük taarruzda söylediği bir laf. Büyük taarruzda da artık yurdumuz işgallerden tamamen kurtulmuş oluyor. Son savaşımızda büyük taarruz. Burada çok önemli bir halk kahramanımız daha var Batı cephesinde bahsetmeden atladık. Hasan Tahsin. Hasan Tahsin gazeteci. İzmir'de düşmana, Yunan askerlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'dir. Ve Batı cephesi de bu şekilde kapandıktan sonra iki tane anlaşma imzalanıyor. Öncelikle bir ateşkes anlaşması imzalanıyor. Yani savaşın bittiğine dair. Bunun adı Mudanya Ateşkes Anlaşması. Türkiye ile Yunanistan arasında artık savaş yapılmayacak deniliyor ve çok önemli savaşmadan Doğu Trakya'yı ve İstanbul'u sadece diplomatik başarılarla kurtarmış oluyoruz. Daha sonra barış anlaşmamız var. Lozan Barış Anlaşmasıyla da artık resmi olarak barış yapılıyor. Savaş son buluyor. Lozan kentinde yapıldığı için barış anlaşmasının adı Lozan. Şunu da unutmayın. Anlaşmayı imzalamaya giden kişi İsmet İnönü. Evet milli mücadele konumuz bu kadar. Bol bol soru çözün. Bol bol tekrar edin. Farklı kaynaklardan okumaya çalışın. Ve asla aklınızdan çıkarmayın. O zaman bu kadardı. Görüşmek üzere.